Dostlarım, değerli misafirler, konuklar, Sayın Uzunlu Belediye Başkanım, Sayın Karasu Belediye Başkanım, çok değerli bestekar Hasan Cihat Örter abim, hocam, saygıdeğer misafirler, gönül dostlarım, kıymetli basının mensubu arkadaşlarım, hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün üç bayramı birden yaşıyoruz. Birincisi ve en önemlisi Cumhuriyet Bayramımızın 90. yılını kutluyoruz. İkincisi değerli üstadım, abim Hasan Cihat Örter hocamızın Göynük Sünnet Gölü'ndeki Anıt Çeşmesi açılış bayramını kutluyoruz. Üçüncüsü Mudurnu Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı olduğumu ve resmi müracaatımı yaptığımı siz dostlarıma duyuruyoruz. Bunun da bayramını yaşıyorum. Dostlar, geleceğin güzel tomurcukları geçmişteki köklere bağlıdır. Cenab-ı Hak'tan diliyorum ki hakka ve halka hizmet için kutsal görevlerden biri olan Mudurnu Belediye Başkanlığı adaylığına talip oldum. Cenab-ı Allah'ım inşallah kalbime göre yolumu gün ışığı gibi aydınlık, sağlık, mutlulukla, başarılarla bana nasip eder. Bu hususta destek dualarınızı esirgemeyin. Bu yolda ilk adımımı üstadımız bestekar Doktor Hasan Cihat Örter Çeşmemizin açılışıyla yola çıkıyorum. Eyvallah. Bu yol gerçekten su berekettir. İnşallah hayırlı olacak. Hasan Cihat Örter hocamız her zaman sanata, sanatçıya değer verenlerin yanında olmuştur. Bugün olduğu gibi. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu çeşmenin yapılma anısı da Sayın arkadaşım, Mudurnu Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl arkadaşımın düzenlediği etkinliklerde 1,5 yıl önce Mudurnu İpek Yolu Festivali'nde hocam buraya lütfettiler, halkımıza enerji verdiler, bilgi verdiler, kendileri sünnet gününde misafir oldu. Ben de bu günün hatırasına kendilerine bir çeşme yaptıracağımızı, yapabileceğimizi söyledim. Kendileri de kabul ettiler. Bir yıl sonra sözümüzü yerine getirdik ve bunun mutluluğu içerisindeyim. Mudurnu'da bugün ne kadar yapılan siyasette ve siyasetin arka bahçesinde yapılan entrikalara bizleri geriye götüren dikenli gülleri söküp atacağız. Bunların yerine Allah'ın izniyle gül bahçesi oluşturacağız hep birlikte. Dünyada yaşanan krizler ülkeleri ne hale getirdiğini hepimiz yaşadık, görüyoruz. Katliamlar, savaşlar, hepimizin bildiği. Şükürler olsun ki ülkemizde bunların hiçbirine başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti hükümeti çalışmalarıyla onların sayesinde, halkımızın sayesinde çok ucuz atlatarak başardık ve bugün iyi durumdayız. Mudurnu'muzda geçmiş yıllarda ekonomik krizleri hep birlikte yaşadık, atlattık. Hedefim Mudurnu'muzun daha ileriye gitmesidir. Mudurnu'muzun sosyoekonomik sorunlarını biliyorum. Bunları yaşarken ben susamam, duramam. Bizler hepimiz düşünerek yaşayan insanlarız. Tüm sorunlarımızı daha iyi bir Mudurnu için birlikte nasip olursa çözeceğiz inşallah. Bu çeşme anıt bölgemize daha çok bereket, huzur, barış, kardeşlik getirmesine sebep olmasını dileyerek ustasından yüzbaşı komutanıma kadar tüm emeği geçenlere sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ve teşekkürü borç biliyorum. Bu duygu ve temennimle hepinize teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyilikler dolu, mutlu günler diliyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı ayaklarına sağlık. Sayın Belediye Başkanım Mehmet İnegöl Bey'e ve Sayın Hocam'a açılış için, konuşmalar için rica ediyorum, arz ediyorum. Hürmet, teşekkür ederim. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle 90. Cumhuriyetimizin 90. yılında sizleri selamlıyorum. Uğur arkadaşım aynı zamanda okul arkadaşımız, aynı zamanda da akrabamız. Değerli hocam, İpek Yolu Kültür Turizm Festivali'ne geldiğinde tanışmıştık. Sağ olsunlar, çok mütevaziler ve bugüne kadar da Türkiye için, Cumhuriyet için emek vermiş ustalarımızdan, hocalarımızdan bir tanesi. Ben kendileriyle tekrar bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duyuyorum.
Uğur arkadaşımız ayrıyeten hocamın ismini bizim topraklarımızda yaşattığı için kutluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Valla benim söyleyecek çok şeyim var. Akşam çok paylaştık dostlarımızla. Bu çeşme benim için. Hepiniz. Yüce Yaradan'a hamdolsun. Yaşarken çok şey gördüm. Çok çalıştım ve çalışıyorum. Burada değerli sanatçı dostlarım da var. Başta 30 yıldır benim kahrımı çeken eşime, Asiye Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bu yolda yoldaşlık yapmış arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umut Türes'in gerçekten çok değerli bir iş adamı. Böyle iş adamı dostlarımızı kazandığıma da kendimi şanslı hissediyorum. Gönüle girmek çok önemli. Hangi siyasi düşüncede olursanız olun, hangi fikri taşırsanız taşın, hangi takımı tutarsanız tutun, hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Bu dünya her şeyle bir imtihandır. Ben Yunus'umuzun sözünü söyleyerek bu güzel anıtı, bu güzel beldede büyük bir şerefle ve onurla açacağım kordeliği, keseceğim. Gene Mevla'ya çok şükürler ediyor. Hamdolsun bu günleri de gördüm. Çünkü genelde bu tip işleri sanatçı öldükten sonra yaparlar. Hep böyledir. Ve ben emeğimin karşılığını belki medyada sizlere ulaşamıyorum. Belki dünya bizi tanıyor, kataloglara giriyoruz ama insanıma ulaşmak için de çok mücadelem var. Ve bunun için gerçekten mahkemelik falan oluyorum sanal alemde. Ulaşayım insanıma. Bizim insanımız çok güzeldir. Çok güzeldir. Gönlü güzeldir, yüreği güzeldir, aşk doludur. Çünkü Anadolu vardır bizim insanımızın yüreğinde. Ve bu Anadolu'yu yaşatmak için zaten ben türküleri çalıyorum. Yoksa caz çalarım, klasik çalarım. Onun için ne diyor Yunus'umuz? Gelin dostlar, bir olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun diyorum. Mesleğimiz şimdi efendim takdim edeceğiz. Bir hizmetimiz işte. Hizmet önemli. Hizmet eder kazanır. Evet dost, gönder abi. Uğur Türes'ine hatıram olsun. Oğlular ve iler yakınlar yurdu, oğlunun canlı takipi vurdurdu. Orası tavuğu saray evrası, dört bir yandan meşhurdu güzel huzurdu. Oğlular ve iler yakınlar yurdu, oğlunun canlı takipi vurdurdu. Orası tavuğu saray evrası, dört bir yandan meşhurdu güzel huzurdu. Sen gözünü dünyadan
Hocam, pardon. Çok teşekkür ederim. Evet üstadım, açalım. Buyurun. Hadi hocam. Dua yapalım. Hocam, güzel. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ahiretten bir konuşma yapmak istiyorum. Sayın Kureysin ailesi, ben sünnet köyü halkı olarak 1999'dan beri bizim köyümüze çok hizmetleri olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederim. 10 kilometreden getirdiğimiz su yolumuzun kanalını dahi Türesin ailesi kazdırmıştır. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Çeşmeleri hayırlı uğurlu olsun. Müşterileri, misafirleri bol olsun. Yolda. Amin. Yaşa hocam. Hadi bakalım. Hadi. Hayırlı olsun. Anam bana demişti ki, anam Sivaslıdır, bir Anadolu kadınıdır. Lan oğlum bir kitarla ne yaptığını zannediyorsun demişti. Şimdi 83 yaşında görsem burada kalpler ölür. Evet, bir şeye inanırsanız, bir şeye candan gönülden inanırsanız, bir gitar da, bir bağlama da, bir saz da sizi dünyaya taşır. Önemli olan bu toprakların aşkına inanmak. Biraz önce anamdan bahsettim. Anam Sivaslıdır ve Anadolu kızıdır, kadınıdır. Lan oğlum bir gitarla ne yaptığını zannediyorsun diyordu bana. Ben bir gitarla 70 ülke gezdim. 5000 üstü konser verdim. 43 albüm yaptım. 2000'e yakın bestem kayıtlı. Bunlar abartı gelebilir ama çalışmak emekle oluyor. 7 tane kitap yazdım. Milyonlarca sevenim oldu. Bizdeki bir takım medyaya rağmen, efendim televizyonlara rağmen, onlar da inşallah düzelirler. Bu 29 Ekim'imiz her şeyin düzelmesine bir sebep olur inşallah. Bu çeşmenin suyu aktıkça bütün kötülükler yerle yeksan olur inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Onun için ben çok çalıştım. Gitarı da çok sevdirmişimdir herhalde. Gitar evrensel bir enstrümandır. Başkanımız da söz aldık. En kısa zamanda inşallah bu durumumuzda bir Cumhuriyet konseri yapacağız. Bu da çok değerli sanatçı dostum var. Onlar da lütfederlerse bu durumun öz çocuğudur kendisi. İkizdirler efendim. Değerli hocamız Ankara'da ikiz hocası. Kardeşi hocadır. Türk art müziği için. Daha çok değerli sanatçı dostlarım var. Akınok dostum yazar, ulusal kanal koordinatörü ve Ozan'dır kendisi. Onlar da çok albümler yaptı. İşte burada web sitemizi de lütfetmiş. Umut Türesi'ni dostum koymuş. İnternette varız. Her yerde varız. Hem varız hem yokuz. Çok teşekkür ederim. Çeşmenin suyu aktıkça dualarımızı esirgemeyin inşallah. Evet efendim. Biz hepinizin şerefine bir su içebilir miyim? Elden içelim abi. Bırak bardağı. Halk çocuğuz biz. Yılmaz hocamız da lütfederse birkaç. Suyu içerken heyecanlandım bak. Bu şu ana kadar heyecan yoktu. Ama su da su ya.
Hocam şunu şişeleyip İstanbul'da satsan. Bence de. Vallahi Saygı Bahar söylemiştim zamanında Kayseri'de. Şu benim aklıma gelmemişti. Sonra şaşal su içti Saygı Bahar'da. Şükür olsun, afiyet olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım tekrar lütfettiniz. 29 Ekim heyecanından, organizasyonundan geldiniz. İnşallah en kısa zamanda buluşuruz. Buyur Yılmaz Hocam. Bana mikrofonu uzattı. Gayetlerine. Ben de kardeşimden bu dönem için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Müzik eğitimi aldık. Bunu yeterince bir noktaya getirdik artık. Bir patlama noktasındayız biz de. Kardeşimle ben de hem beste modülleri için hem şiir yazdık. Çok daha fazlasını yapacağız. İnşallah. Bütün sanatsal etkinliklerde sizleri huzurunda olmak isteriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bir halk çocuğudur. Ülkesini, vatanını, bayrağını, kitabını, cumhuriyetini, Atatürk'ünü, dinini, bize ait olan her şeyi çok seven, yaptığı müziğim gibi 43 albümümde, 7 kitabımda, 2000'e yakın bestemde anlattım. İnsanın en zor, zaten zorlandığı nokta da kendini anlatmasıdır. İşte Bolu'da, Mudurnu'da sevgili dostum, benim emeklerimi gördüm. Böyle emeklerimi gören çok insan var. 2003 yılında Üsküdar'da oturduğum sokağa adımı verdiler. Efendim Eskişehir'de parka adımı verdiler. Odunpazarı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ordu'ya fare hemşeri oldum. Ordu Barosu fare avukatlık ünvanı verdi. Bakın bunlar emekli oluyor. Bunları haşa ümmaşa hava atmak için söylemiyorum. Başka partiden de hocam. Evet yani partiler üstü düşünüyorum ben. Hepsi, bütün partilerimiz bizim insanlarımız. Zaten biz demokrasiyi anladığımızda, çağdaş ve aydın olduğumuzda birbirimize saygı duyacağız. Bu Anadolu'da var. Evet, Anadolu kültüründe var. Dolayısıyla
Uğur Türes'in dostumuz, o AK Parti'yi tercih etmiş, belediye başkanlığı adayını koyduk. Kendisi aydın, çağdaş, Atatürkçü bir insandır, güzel bir insandır. Bolu'nun, Mudurnu'nun evladıdır. Dolayısıyla Uğur Türes'in dostum, biliyorsunuz Mudurnu'da Sünnet Gölü'nde işletmesi var. Ve muhteşem bir yer. İnanın yani ben şurada geldim, iki günde kafam dinlendi. Herkesi de buraya davet ediyorum bu sebeple. Çeşmemizin suyu sevgiyle, aşkla herkesin birbirini fikrini kabul edebileceği, herkesin birbirini saygıyla kabul edebileceği, en önemlisi hatır sorabileceği, eskisi gibi 60'lı 70'li 80'li yıllarda olduğu gibi ya kardeşim nasılsın, iyi misin diyerekten birbirine hatırını soracağı. Başkanımız eksik olmasın. Mudurnu Belediye'mizin başkanı Sayın İnegöl lütfettiler ve belediye heyeti geldiler ve birçok dostum geldi buraya. Yılmaz İpek sanatçı dostumuz geldi, Demirpek dostumuz. Onlar ikizdir biliyorsunuz, Bolu Mudurnu'nun medar iftarıdır. Efendim Akınok dostum, yazar Ozan geldi ve ağıtını da okudu bizim için. Şimdi bütün bunlar çeşmemizin nezdinde, bu şiirimi de paylaşmak istiyorum efendim. Bunu ben Uluslararası Cemal Eşitliği Gitar Festivali'nde bu şiiri okumuştum. Evet. Sonra da Çin gitarlarına kafa tuttum. Ucuz, adi Çin gitarlarını kırdım, kırarken de düştüm. Ne olacak, vazife zayiatı olabilir. Efendim Allah düşürmesin, ülkemizi düşürmesin ve muhtaç etmesin. Bana bir gitar verin. Dünyada herkes aşık olur. Bana bir gitar verin. Evrende savaşlar biter. Sadece sevgi olur. Barış olur. Bana bir gitar verin ne olur. Uçuşurken parmaklarım teller üstünde. İsmini yazarım aşkımın notalarla gökyüzüne. Bana bir gitar verin ve olacakları görün. İsterseniz sonra beni öldürün. Hasan Cihat Öztürk. Çok teşekkür ediyorum bütün dostlarıma. Ama dediğim gibi web siteme girerseniz, resmi web sitemdir. Burada bütün eserlerim, yaptıklarım, hizmetlerim vardır. Ve üretmeye devam ediyorum. Ülkem insanının sevgisi, barışı için çalışıyorum, gayret ediyorum. Hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklamak istiyorum. Zaten müziğim de öyledir. Hocam bu çeşme sizin anınıza yaptırmışlar. Bu nereden kaynaklandı? Evet. Şimdi 1,5 sene önce gene sevgili dostum Uğur Türes'in, değerli iş adamı, ki biraz önce de arz ettim, böyle çok değerli iş adamlarını tanıdım. Belki Hasan Cihat Örter trilyoner olmadı, paranın peşinde koşmadı ama gönüllere girdiğimi hissediyorum. Ölmeden de birçok ödül aldım dediğim gibi. Çeşmemizi de Uğur dostumla yaptığım konuşmada sanatçılar dedim yaşarken ister. Öldükten sonra insan bir fatiha ister. Ne ister yani? O da hak edene. Gökyüzünde öldüm mü cesedini bile bulamıyorlar yani. Ölümün bile Allah hayırlısını versin. Dolayısıyla Uğur dostum hem Sünnet Gölü'nün yaşaması hem de kendini siyasi kimliğinin tabii bu arada duyurulmasını da arzu ediyor, istiyor ve çok doğal hakkıdır evet. Bunu istemesi. Ben de onun arkasındayım. Partisi önemli değil. Zaten kendisi partiler üstü bir insan. Evet. Benim için öyle. Belediye başkanımız da öyle. Şu anki belediye başkanı. Güzel bir insan. Bana insanların tuttuğu takımlar partileri değil, insanlıkları ilgilendiriyor. Bunu bir gün gelecek bizim halkımız anlayacak. Burada çok değerli dostlarımı da gördüm. Hatta o kadar güzel muhabbetler ve sohbetler kuruldu ki en kısa zamanda da Mudurnu'muzda bir Cumhuriyet konseri de yapacağız. Onu da lütfen başkanımız yoğundur, hatırlatınız. Zaten Uğur Türes'in hatırlatacaktır. En kısa zamanda şöyle bir Kasım ayı gibi efendim, karkış, buralarda karkış çoktur. Olmadan bir Cumhuriyet konseri verelim. Bütün iş adamlarımızı toplayalım. Bugün gelen bütün değerli Şoförler Federasyonu dostlarımız olsun, motosikletçi kardeşlerimiz olsun,
ve diğer dostlarımız olsun. Bunları bu birlikteliği, bu kardeşliği, mütevazı da olsa, küçük bir organizasyon da olsa, ben zaten küçük şeye inanmam. Mikroplar da küçüktür ama bir adamı devirmeye yeterdir. Öldürür o küçücük mikrop. Bir grip mikrobu bir yatırır adamı, konser monser kalmaz. Hepsi iptal, 70 yazın bitti. Onun için bu çeşme bütün herkes adınadır. Bütün dostluklar adınadır. Belki Bolu'da, yine efendim Göynük'te, Sünnet Gölü'nde uzak bir yerde ama bir o kadar da yakın bir yerde. Yani Bolu o kadar yakın ki şurası herkese. Sanal alemden daha yakın. İnsanlar sanal alemde yakın gibi gözüküyor ama uzaklar. Orada her şey yanlış anlaşılmaya müsait zaten. Dolayısıyla çeşmemizin suyu aktıkça aşkla ve sevgiyle, muhabbetle, benim sanatım da duyulsun. Uğur Türes'in dostumuzun gayretleri de duyulsun. Zaten o çok iyi, güzel bir insan. İstediğini de alacaktır. Sevilen bir insan. Gene söylüyorum, partisi mühim değil. Bu tercih meselesidir. Zevk ve renk meselesidir. Herkesin fikrine demokratik bir ülkede saygı duymak lazım. Muzurumuzdan geçen yıl İpek Yolu Festivalimize misafir olarak gelen Hakan Cihat Örter, bestekarımızı, büyüğümüzü, abimi Muzurlu'da Muzurlu halkıyla buluşturduk. Belediye başkanım ve şahsım olarak. Oradaki gönül birliği bizi Sünnet Gölü'ne taşıdı. Ve Sünnet Gölü de dinlenirken, hocam size bir hatıra yapmak istiyorum, ne istersiniz? O da kendime bıraktı. Ben de ona bugün 29 Ekim tarihine söz verdim. Hocam siz doğal sever, sanat sever, gönül dolu bir insansınız. Sizin anınıza, sizi de Muzurlu, Göynük, Bolu'da yaşatmak üzere orman içinde bir çeşme yapılmasını arzu ediyorum dedim ve çok şükür bunu gerçekleştirdik. Çok şükür. Hasan hocama çok teşekkür ediyorum. Bütün sanatkarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hasan hocamın tüm dostlarına çok teşekkür ediyorum. Amaç buydu. Gönülleri fethetmekti. İnşallah gönülleri fethettik bugün. Teşekkür ederiz. Çok sevinçliyim. Çok teşekkür ediyorum.